Herkesin farklı parmak izi var. Gelen soruda bunu sormuş. Herkesin farklı parmak izi varsa acaba hepimizin farklı beyin yapıları da, farklı beyin izleri de var mı? Güzel. Evet var sevgili arkadaşlar. Özellikle yaklaşık 12 yıldan beri konnektom diye bir bilim alanı bununla çalışıyor. Nedir konnektom? Beynin bağlantı haritasını çıkarmaya çalıştığımız, insan beyninin bağlantı haritasını çıkarmaya çalıştığımız bir çalışma alanı. Çok farklı beyin görüntüleme tekniğinin, beyin bağlantı izleme tekniğinin bir arada kullanılmasını gerektiren, yüksek komputasyon gücü olan bilgisayar ağlarından faydalanmamızı mecbur tutan, bilgi yoğun, veri yoğun bir alan ve 10 yıldan fazladır çalışmalar devam etmekle beraber hala meselede böyle doyurucu bir noktaya ulaştığımızı söylemek zor. Belki Blue Brain Project'i duymuşsunuzdur. İşte beynin bir simülasyonunu yapmayı amaçlayan proje. Fare beyninin belli bir bölümünün simülasyonunu yapmayı becerdik bilgisayarda ama insan beyni o kadar devasa komplekslikte bir yapı ki yani henüz onun simülasyonunu yapmaya başlamaktan oldukça uzağız. Ama konnektom çalışmaları ilk başladığı zamanlardan beri yani onun ilk belki 1-2 senesinin sonunda çok ilginç bir şey gördük. İnsanların her birinin beyninin bağlantı haritası işte parmak izi gibi eşsizmiş. Ama daha da fenası var. Beynin bağlantı haritası da sürekli değişiyor. Yani beynin plastisitesi dediğimiz değişebilme özelliğinden dolayı özellikle detaylarda yeni bir şey öğrendiğinizde ya da bir şeyi unuttuğunuzda vesaire her deneyimde, her düşüncede beynin bağlantıları değişiyor. Bu işte nöronal plastisite ya da sinaptik plastisite ya da beyin değişebilirliği dediğimiz konu ta o zamandan beri sinir bilimlerinin ve psikolojinin ortasında yer alan bir konu. Çünkü beyin bağlantıları bu kadar değişiyor ise ben dediğim kim? O sabit fikirler nerede tutuluyor? İnsan neden o bağımlılığını, takıntısını, arzusunu bilmem nesini bir türlü bırakamıyor? Yani niye böyle sabit şeyler var bu beyin sürekli değişirken? Sanıyorum bu arada benim hipotezim henüz teoride diyemeyeceğim ama bu konnektom çalışmaları yani beynin yapısal kısmını anlama düzeyimiz ilerledikçe biz şunu fark edeceğiz. Bizim beynimizin hep anlattığımız bir ilkelden gelişmişe doğru bir hiyerarşik yapısı var. İlkel derken tövbeler olsun yani aslında hiç ilkel değil. Orası da çok gelişmiş ama daha sadeden daha komplikeye doğru diyelim. Beynimizin o yaşamsal güdüleri kontrol eden alt kısmı, duygusal olan üst kısmı, bilişsel olan daha üst kısmı, insani olan en ön ve üst kısmı falan gibi hiyerarşik yapılar içerisinde en fazla değişen üst kısımlar. En fazla nöronal plastisiteye maruz kalanlar yani o yapısını, bağlantılarını sıklıkla değiştirebilen yerler üst katmanlar. Aşağı doğru indiğinizde bu bağlantısallık daha sabit hale geliyor. Çünkü orada yaşamsal devreler var. Mesela nefes almanın bambaşka bir yolunu keşfetmeden nefes devresini değiştirmenin çok bir anlamı yok. Ya da siz kalp atımınızı kontrol eden devreleri her gün değiştirirseniz yani bu hoş bir durum olmaz. Sonuçta bu kalp belli bir ritimde atacak ve milyonlarca yıldır bu kalpler bu ritimle atıyor. Dolayısıyla o devreler çok eski. Onların böyle plastisiteyle değişmesini beklemiyoruz. Ama en üst kısımdaki devreler devamlı değişiyorlar ve bu değişimin şöyle bir sonucu var bizim için. Özellikle bilişimizi, dünyayı algılayışımızı, zihnimizdeki fikirlerle bütün davranışlarımızı oluşturan o beynin üst kısmı eğer sürekli değişiyorsa bizim bunu nasıl değiştirebileceğimizi öğrenmemiz lazım. Ya elimizde böyle bir sorumluluk var çünkü bu zaten değişiyor. Sen bir şey yapmasan da değişiyor. E sen değiştirmezsen başkası değiştiriyor gibi bir sonuca çıkıyor bu. Dolayısıyla bu değişimin mantığını öğrenmek. Hep söylüyorum yani bu devirde nörobilim bilmeyen evde kalacak diye. Gerçekten bunu ciddiyim. Yani sadece kızlara erkeklere evlenemezsiniz anlamında söylemiyorum. İş olarak da, düşünce olarak da, felsefe olarak da, çağın anlayışı olarak da evde kalacak. Şu anda dünyanın gittiği yer insanın bu sinaptik plastisiteden gelen dönüşebilme gücünün sınırlarını araştırıyor aslında. Konnektom bilimi dediğimiz o. Ve hepimizin atavi beyinlerinde 3 aşağı 5 yukarı aynı ya da benzer devreler var iken dalların ucunda bunları bir yani ağacın dalları gibi düşünün. Beyninizin üst kısmına çıktıkça dal budakları artıyor. Oradaki bu farklılık, yegânelik ve dinamizm bizim işte yaratıcı bir tür olmamız, nevi şahsımıza münhasır olmamız, hepimizin farklı karakter, farklı davranış özellikleri falan göstermemiz gibi bir sürü meselenin altında yatan sebep. Ve yani bu konuyla ilgili hipotezim şu, değişen kısım değişmekte, sabitlere dayanan kısım ise beynin tabiri caizse insana göre daha hayvani, daha ilkel olan kısmı olmakta. Oranın korkuları, oranın emniyet arayışları, oranın endişeleri, oranın devamlı belirsizliği ortadan kaldırma çabalarıyla biz bazı sabit şeylere tutunuyoruz. Ve bu sabit şeyler bizim dünyamızı biraz daha rahat hissettiriyor, biraz daha güzel yapmaya çalışıyor.
Üst tarafta bir sürü teknik beceri öğreniyorsun, yeni kişiler öğreniyorsun, bazı şeyleri unutuyorsun, yeni bağlantılar kuruyorsun, felsefeler yapıyorsun ama aşağıda öyle bir şey var ki hani benim tartışmaları izleyenler bilirler böyle bazı arkadaşlarım. Yani ne olsa anlatamıyorsun. Dünyanın en güzel argümanını gidip yok adam anlamıyor. Çünkü senin sözlerini laf sen çözümlese bile arka plandaki endişe devreleri öyle bir çalışıyor ki. Ulan bir dakika hayatımız elden gidiyor ne yapıyorsun zemin kayıyor bırak öldür bunu göt göt falan diye. Devamlı arka planda paniğe kapılan bir tip var ve bu insanlarda tartışma programlarını görüyorsunuz. Yükselmeye, duygusal, emosyonel şiddete, bağırış çağrışa, dinlememeye, söz kesmeye, saygısızlığa, nadanlığa, nobranlığa vesaire vesaire sebep oluyor. Bundan dolayı değişmeyen fikirlerinizi yakaladığınızda hayvani bölümünüze dair bir ipucuna bakıyorsunuz demektir. Orayı biraz modifiye etmeyi denediğinizde insan olmanın hem ne kadar zor hem ne kadar zevkli bir şey olduğunu hep beraber fark edeceğiz. Ben hep söyledim, beyin de parmak izi gibi eşsiz. Ve 20 yıldır değiştirmediğim bir düşüncem vardır diyen bir insan 20 yıl önce ölmüştür ve gömülmeyi beklemektedir. O beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi demektir. Ama henüz gömülmemişse hala şansı vardır. Bir de şuna dikkat çekmeliyim. Hazal bu sorduğun soruda en önemli kısım o. 20 sene bir düşüncesini değiştirmeyen insanın o düşüncesini değiştirme şansı her geçen gün azalmaktadır. Çünkü sinaptik plastisitenin de bir kuralı var. Beyinde çok uzun süre döndürülen kalıplar, davranışlar, kurallar, düşünceler, fikirler, dizgeler, örüntüler neyse bağlantıları sağlamlaşarak korunurlar. Her seferinde, her çalıştığında bağlantı daha sağlam hale gelir. Alternatif bir şey yapmak ya da düşünmek gittikçe daha imkansız hale gelir. 40 kere deli dersen deli olur bu demek. Sen muhteşem dedi 40 kere söylersen o da muhteşem olur. Ama bizim atasözlerimizde böyle şeyler bulunmaz da genellikle deli kısmını falan severiz biz atasözlerimizde. O yüzden sıklıkla fikrini değiştirmemiş, hayatının 20, 30, 40, 50 senesini sabit fikirle geçirmiş bir insana da çok bir şey anlatmaya çalışmayın. Yani mümkünse çay ısmarlayıp vınlayın. Ya. Yani çok bir şey yapamazsınız. Daraldığınızla kalırsınız. Yani o sonra kendi anlatın. Değiştirirse değiştir. Yapacak bir şey yok. Hocam kısaca değindiniz ama burada konu sapmadan hemen bir şey sormak Tabii. istiyorum. O zaman şöyle bir soru olsa, bu insanlar yani karşımıza çıkan sabit fikirle dediğimiz veya bir düşüncesini aşırı savunan kişiler başka bir düşünceyle karşılaştığında veya başka bir durumda beklemedikleri bir şeyle karşı karşıya geldiğinde neden saldırganlaşıyorlar? Güzel. Bir toplantıdasın. Toplantının konusu ne olsun? İnşaat şirketin var. Şimdi hiç bizle alakalı olmayan bir örnek vereyim. İnşaat şirketin var. Yeni bir inşaat yapıyorsunuz. İnşaatın ikinci katı çıkılacak. Toplantının konusu ikinci kata ne kadar çimento harcamak lazım? Şimdi bununla ilgili veriler geliyor. Diyor ki şu kalınlıkta demir kullanacağız. Şu marka çimentoyu kullanacağız. Şu var, bu var. İşte binanın çapı şöyle bilmem neydi. İkinci kata diyor toplam beton dökme miktarımız bu kadardı diye bir hesap çıkarıyor. Şimdi bir ustabaşı bunu çıkarıyor. Bir başka usta var orada ya da mühendis diyor ki ya bir dakika diyor bu hesapta diyor bir hata var. Çünkü şu demir şöyle şöyle olsaydı böyle böyle olurdu. Hesaba bir farklı yaklaşım öneriyor ve diyelim daha ucuz ya da daha pahalı bir fiyat çıkıyor. Bu adamın yaptığı ikinci müdahaleden sonra. Şimdi karşıdaki mühendis arkadaşın ruhu diye yükselirse ne anlarsın? Aa doğru lan hesabı yanlış yapmış diye düzeltirsen ne anlarsın? Bu örnekte iki farklı tepki verilebilir. Biri karşıdakinin üstüne atlamak ki televizyonlarda tartışma programlarında çokça gördüğümüz bir şey. Ya da aa haklısınız ya ben o kısma dikkat etmemiştim doğru bundan bir şey öğreneyim bari diyen bir hal var. Bu ikisi arasındaki fark ne? Teknik sorunlarda genellikle insanlar birbirlerine saldırmazlar. Çünkü arka planda duygusal bir bagaj yoktur. Çözülmesi gereken bir sorun vardır. Ve o sorunları hallederiz. Ernst Schumacher dünyadaki sorunları ikiye ayırır. Çok severim o tarifini. Yakın seyen sorunlar ve ırak seyen sorunlar. Siz bir baraj yapıyorsanız, inşaat yapıyorsanız bu sorun yakın seyen bir sorundur. 1.000 tane mühendis gelsin hepsi yaklaşık aynı sonuca ulaşır. Çünkü mühendislik hesabı işte demir, statik bellidir onlar. Ama hangi renk daha güzeldir? Hangi felsefe daha iyidir? Hangi din doğrudur? Hangi siyasi hareket bizi mutluluğa götürür gibi sorunlar ırak seyen sorunlardır. İnsanların davranış ve bakış açılarına göre değişiklik gösterir cevapları. Ve değişiklik göstermesi gerekir. Bu çok doğaldır. Ama bu konular bir masada konsensüs ya da yenişme amacıyla karşı karşıya getirildiklerinde genellikle duygusal taraftan patlamalara neden olurlar. Dikkat et, ırakseyen sorunlar birleştirilmeye çalıştığında duygusal reaksiyon oluşuyor. Neden? Çünkü bir insanın bir partiyi, bir inancı, bir ülkeyi, bir bilmem neyi sevmesi, onu savunması bilmem ne rasyonel değildir de ondan. Baraj yapan beyin bölgesi çalışmaz orada. Duygusal bölge çalışır.
Babam, annem böyleydi, ben de o yüzden böyleyim devresi çalışır. Herkes böyle yapıyor, ben de o yüzden öyle yapmak zorundayım devresi çalışır. Bana benzeyen herkes böyle, ben de öyle olmak zorundayım devresi çalışır. Düşmanım öyle, ben o yüzden öyle olmamalıyım devresi orada çalışır. Dolayısıyla bunların hepsi duygusal devrelerdir. Bunlara itiraz getirdiğinde de bir insanın hoplaması gayet normaldir. Ne kadar akılcıysan ve duygusal dünyan ne kadar geniş ve engin ise bu tip durumlarda zıplama riskin de o kadar azalır. İnşallah hepimiz bu soruda da geçmezse olmaz ponçik bir duygusal dünyaya sahip olalım inşallah. Bugün soruyorum ponçik özel bölümü. Ponçik. Bugünkü ponçik üstüne. Evet.